Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde ilk etapta BDDK'nın yapmış olduğu aktif rasyosu değişikliklerinin değerlendirmesini ve yorumlarını alacağız. Sonrasında ise piyasaya ilişkin yorumları yine değerlendirmeye çalışacağız. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizlerle birlikte olacak. Ama öncesinde Sefer Yüksel, finans editörümüz Sefer Yüksel bizlerle birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bu aktif rasyosundaki düzenlemesini bankacılarla konuştun Sefer. Evet. Öncelikle buradaki değişikliklere dair geri dönüşler nasıl? Çünkü bir, kısa vadeli kredilerin dışarıda bırakılması kısmı var. İki, özellikle bono tahvil piyasasında ve eurobondlar üzerinden bir miktar etraftan dolaşarak rasyoyu tutturanlar vardı. Bunların o imkanlar da elinden alınmış oluyor. Bir yandan da yabancı para krediyle ilgili sağlanmış bir esneklik var. Eğer yabancı para mevduat çarpanı hesaplıyorsan yabancı para krediyi dışarıda bırakıp o kısmını birle çarpıp kalanını çarpana konu ediyor BDDK artık. Dolayısıyla nasıl değerlendirir diye sorayım sana piyasa. Şimdi öncelikle cuma akşamları biz gazeteciler kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarını beklerdik geç saate kadar. Artık bankacılar da BDDK'dan gelen açıklamaları bekliyorlar. Hemen hemen her cuma ya da hafta sonu kendi ifadeleri bunlar bu arada bankacıların. Dolayısıyla şimdi 18 Nisan'da başlayan uygulama, açıklanan uygulama ve 1 Mayıs'ta başlayan uygulamada aslında itirazlar vardı. Sürenin kısa olduğu, uzatılması gerektiği gibi bankacılık tarafından. Ancak 1 Mayıs'ta başlayınca tabii ki ara formüller de bulundu. Senin de bahsettiğin gibi. Dolayısıyla BDDK'nın bu yeni düzenlemesi aslında bulunan ara formüllere bir anlamda tıkama set anlamına gelebilir. Çünkü BDDK'nın basına geçtiği de bilgilendirme notunda bankaların aktif rasyolarını tutturdukları ancak birkaç bankanın özellikle farklı alanlara gitti. Nedir bunlar? İşte mesela kredi büyümesinde %30'luk bir kredi büyümesi var aslında gelinen noktada. Ama BDDK'nın ima ettiği şey bizlere geçtiği bilgi notu biraz bunun suni oldu. O da şu, yapılan incelemelerde belli bankalar belli büyük müşterilerle büyük montanlı krediler vermişler ki oranı tutturmak için. Aslında bir anlamda bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Diğer tarafta mevduat tarafında ne olmuş? Mevduat caydırıcı hale gelmiş ama banka bonoları, eurobondlar gibi tarafa yönlendirilmiş Moody'ler. Dolayısıyla yeni gelen düzenlemede bunların önü kapanmış oluyor. Şimdi öncelikle kredi tarafından gelelim. Bir de burada tabii şu kısmı da unutmamak lazım. Bazı bankalar nokta bakiye, bazı bankalar işte overnight kredilerle rasyoyu tutturuyorlardı. Şimdi bunun da önüne geçilmiş oldu. Evet, bunun da önüne geçilmiş oldu. Şimdi senin bahsettiğin gibi öncelikle en çok bankaları rahatsız eden konu 3 aydan kısa vadeli kredilerin formülden kaldırılması. Çünkü bu 1 Mayıs itibariyle başlayan süreçte ilk ayda tutturmak için yaklaşık 7-8 tane banka, bunlar arasında büyük bankalar da var. Özellikle kısa vadeli menkul kıymetlerin yanı sıra kısa vadeli kredilere de yüklenmişler bankacıların ifadesiyle. Şimdi bu kredilerin sayılmayacak olması bankacılar açısından açıkçası bir hayal kırıklığı diyebiliriz. Dolayısıyla burada ne diyor regülasyon? Daha uzun vadeli kredilere yönelin diyor ve işte KOBİ kredileri, proje finansmanı gibi belirlediği, ihracat kredileri gibi belirlediği 3 alanda yönlendirmeye çalışıyor. Ve burada bu alanlarda verilecek kredileri de kat sayısını normalde 1 ile çarparken 1.1 ile çarpacak. Şimdi bugün pazartesi, muhtemelen hemen hemen bütün bankaların üst kurul toplantıları vardır. Hafta sonu bankacıların da bana söylediği zaten ilk etapta hızlı bir bono alımı, menkul kıymet alımı yapılır. Ama işte bankalar toplantısının, üst yönetim toplantılarında önümüzdeki dönemde hangi kredilere yöneleceğine karar verecekler. Bunların arasında özellikle bankacıların ifade ettiği büyük bankaların menkul kıymetinin yanı sıra taksitli bireysel ve konut kredilerine yöneleceğini söylüyorlar. Yönelmesini bekliyorlar. Şimdi burada da tabii işte kamu bankalarının da bugün açıkladığı paket de var. Dolayısıyla marjlarda oldukça daralacak ifadesi kullanıyor. Hem bankacılar hem analistler burada bir miktar daralacak diyorlar. Burada da farklı bir rekabet oluşacak. Şimdi bir de işin mono tarafı var. Mono tahvil piyasası ve eurobondlar üzerinden de aslında çarpmanın bir kısmına menkul kıymetlerdi. Dolayısıyla o taraftaki çeşitli unsurlar da özellikle banka bonolarının cazibesi, eurobondların cazibesi de belli ölçüde azalacak gibi görünüyor. Özellikle bankalar için. Belli ölçüde azalacaktan öte
şunu net söyleyen banka üst düzey yöneticisi de oldu Açıl. Bundan sonra banka bonosu görmeyebiliriz 6 aydan kısa vadede. Hiçbir anlamı yok çünkü. Mevduat, yani formülün paydasını küçültmek için aslında mevduattan Eurobondlara, banka bonolara tarafına gitmişti. Bankalar biraz aslında müşteriyi o tarafa yönlendirmişti ama şu anda onun formüle dahil olması bu bankaların bulduğu ara formülünü de anlamsız hale getirdi. Dolayısıyla burada banka bonolarının özellikle 6 aydan kısa vadeli işlevini yitireceği söyleniyor. Döviz kredileri tarafında önemli şeyler. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Onu söyleyelim hemen. Döviz kredi tarafında da aslında bu sektörün bankacıların olumlu karşıladığı taraf da burası. Ciddi bir haksızlık vardı bir önceki formülde. Neydi? Döviz mevduatının tamamı 1.25 ile çarpılıyordu. Ama bazı bankalar özellikle döviz kredisini fazla vermişler. Şimdi bu yeni formülle verdiği döviz kredisini kadar kısmı 1 ile çarpacak. Diğer kısmı yalnız 1.75 yapmışlar. Yalnız paçalı alındığında da aşağı yukarı yine eski oranlara benzer geliyor. Benzer noktaya doğru geliyor. Doğru bir geliyor. Son not, küçük bankalarla büyük bankalar arasındaki farkı biraz belirginleştirmiş. Bu bir rekabet farkı yaratabilir önümüzdeki dönemde. Bu noktada da bankacıların ifadesi küçük bankalara bir rekabet avantajı sağlayacağı yönde. Çünkü 25 milyar yabancı para TL mevduatı 25 milyar TL'nin altında olan bankalara Aralık sonuna kadar bir uyum süreci tanınmış. Bu o ölçekteki bankalar için olumlu karşılama ve rekabet avantajı sağlayacak bir şey. Son kapatmadan bir not da ekleyeyim. Az önce kredilerden bahsettim. Bireysel kredi ve konut kredilerine yönelecek büyük bankalar diye bekliyor bankacılar. Ama orada da özellikle hani kim nasıl hecelecek bunu uyarıları var, telaşları var. Yurt dışı swap çok kısıtlı ve yüksek olası faiz riskini bankalar alacak. Bankacıların asıl hassas olarak gördükleri nokta burası açık. Peki Sefer, sana çok teşekkür ediyoruz. Bu notların değerlendirmesini almak içinse Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Onurcan Bal bizleri bekliyor. Onurcan, özellikle hem aktif rasyosu hem de kamu bankaları tarafından yeni bir kredi destekleme paketi açıklaması geldi. Dolayısıyla öncelikle aktif rasyosunun banka değerlemeleri üzerinde herhangi bir etki yaratmasını bekler misiniz diye sorayım sana. Tabii ki burada baktığımız zaman BZK anlatmış olduğu yeni hamleyle birlikte biraz daha bankaların kredi tarafına yoğunlaşması, özellikle biraz daha burada ekonomiyi desteklemek, biraz daha uzun vadeli kredilerin verilmesi konusunda adım atıldığını görüyoruz. Yani bu konuda banka değerleme konusunda net bir yorum yapmak zor. Çünkü burada bankacılık tarafında hala da yani bu BDK'nın her ne kadar kredilere yönlendirme çabası olsa da bankaların bu tarafta ne kadar istekli olacağını bir süre görmek gerekiyor. Tabii ki burada kredi tarafındaki gelişmeler, burada devam eden süreçte buradaki karşılıklar ve burada kar marjları nasıl etkilediği bunu, ki bu tarafta tabii ki faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, özellikle yeni açıklanan kamu bankalarına gelen paketle birlikte bu tarafta rekabetin de biraz daha artış kaydettiğini görüyor olacağız. Bunun için yorum yapmak adına bir miktar erken, bunun bankacı tarafındaki yansımasını, bilançolara yansımasını görmek gerekiyor belki biraz daha. Bu tarafta bankalar her ne kadar BDK yönlendirmek istese de uzun vadeli kredilere belli farklı yollarla, yine taviz tarafında, Eurobond tarafında belli ölçüde her ne kadar bunun katkıları kısıtlansa da doğrudan bu tarafta rasyo tutmak adına tek husus, tek unsur kredi olarak kullanılmayabilir. Bu taraftaki gelişmeleri görmek gerekiyor. Yani bugün özelinde biraz daha burada daha büyük bankalarla görece sermaye yabancı varlığı yönünden daha küçük bankalar arasında tabii ki rekabet farkının oluşması bugün piyasadaki fiyatlar da belli ölçüde yansımış durumda. Yani diğer ana bankalara kıyasla diğer bankaların bugünkü performansı biraz daha yüksek. Ama genel olarak bankacı tarafında bugün pozitif bir seyir izleniyor. Yani bu haber akışından veya bu gelişmeden ziyade biraz daha risk iştahının toparlanması ve endeks tarafında pozitif bir seyirin etkili olması biraz daha bankacı tarafındaki alımları beraberinde getiriyor. Bir süredir endeksteki toparlanmaya karşı bankacı tarafında oldukça zayıf bir seyir gözlemlemiştik. Özellikle endeksin de önemli seviyelere gelmesi, hatta 106-800 üzerinde bir tutulma sağlanacak olursa 108-500'lere doğru bir hareketin yaşanacak olması ve piyasalardaki imserlerin artış kaydetmesi bir süredir negatif ayrışan ve baskı altında kalan ve görece iskonto hale gelen tabii ki bu süreçte bankacı tarafına, banka hisselerine alımları
güçlendiriyor. Ama değerleme konusunda yorum yapmak için biraz daha erken olduğunu düşünüyoruz. Piyasadaki fiyatlamalara, risk iştahını seyrine bağlı olarak banka ve hisse piyasalarında fiyatlamanın devam ettiğini ve yön üzerinde belirici olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum. Onurcan, çok kısaca şunu da sorayım. Kamu bankalarında tabii faizlerin seviyesine, kredi faizlerinin seviyesine baktığımızda, mevduat faizi ve kredi faizinin düzeyi olarak baktığımızda bir miktar marj erimesi beklenebilir belki. Bir yandan da bilançoları büyüyor. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki dengede kamu bankalarının değerlemesi açısından bir fark bekler misiniz? Burada tabii ki marjların baskılanacak olması bir miktar negatif etki yaratabilir, ama burada hatırlanacak olursa yakın dönemde varlık fonu tarafından bir sermaye enjeksiyonu yapılmıştı. Burada yani şu anki süreç içinde bulunduğumuz süreç biraz daha ekonomiyi destekme yönelik hamleler oluyor ve burada bu tarafta atılan resmi kurumlar tarafından atılan adımlarda bankaların kar rakamları veya kar marjları şu an için öncelikli konu değil. Öncelikli konu ekonomiyi desteklemek ve burada özellikle nakit akışının bozulduğu bir süreçte firmaları desteklemek, likitte enjeksiyonu sağlamak oluyor öncelikli konu. O nedenle burada bir miktar bozulma görülebilir, ama zaten bu büyük ölçüde fiyatlamanın içerisine girmiş durumda. Yani bankaların mevcut seviyelerine dikkate aldığımız zaman ciddi manada iskonto var ve dediğim gibi yani Mart ayının son haftasından bu yana banka endekste piyasalarda küresel çapta ciddi bir toparlanma görürken bankacılık endeksinde oldukça zayıf bir seyir oldu. Bu taraftaki endişeler, buradaki değerlemeler bir miktar bunda etkiliydi. Yani burada çok ciddi bir bozulma yaşanmazsa önümüzdeki süreçteki açıklanacak bilançolarda mevcut seviyeler daha da iskontolu hale gelebilir. Ama piyasa biraz daha şu an için bekleme modunda hareket ediyor. Tabii ki zaman zaman risk iştahını güçlenmeye bağlı olarak bankacılık endeksine katılıyor, ama genel olarak diğer endekslere kıyasladığımızda zayıf serin devam ettiğini görebiliriz. Eğer kamu bankaları tarafında marjlarda ciddi bir bozulma yaşanacak olursa bu durum biraz daha özel bankaları, burada belki biraz daha bu marjlara dikkat eden, buradaki mevduat kredi tarafındaki rasyo oranını korumaya çalışan bankalarda, özel bankalarda daha pozitif bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Ama bu riskler, endişeler geride kaldıktan sonra ve ekonomiler bu salgın konusunu geride bıraktıktan sonra mevcut seviyelerde ciddi bir iskonto var. Ama marjlardaki bozulma kamu ve özel bankacılık tarafındaki fiyatlamanın belki biraz daha özel bankalarla yine gerçekleşmesi yönünde olabilir. Aktif tarafın büyümesi elbette olumlu, ama burada tabii ki bunun diğer rasyoları, sermaye rasyosu ve aktif kalitesi gibi diğer kriterleri de bulunuyor. Önümüzdeki evet. Bilançolarda açıklanacak bilançolardaki rakamları izleyip görmek gerekiyor biraz daha. Onurcan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu yorumlar için. Şimdi gidiyoruz konuğumuza. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizleri bekliyor. Cem, günaydın. Günaydın Açıl. Aktif rasyosu üzerinden başladık. Onların yansımaları üzerinden devam ettik. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman endekse %6,5 aşağıda Borsa İstanbul. Bankacılık endeksi %23, sınai endeks %3 aşağıda. Dolayısıyla sınai endeks lehine bir miktar farklılaşma söz konusu oldu. Endeks bir yere gidecekse bankalarla gidecek varsayımı da bir miktar bankaların ağırlığının azalması sonrasında farklılık gösterdi. Şimdi geldiğimiz noktayı, yeni aktif rasyosu beraberinde kamu bankalarına sermaye enjeksiyonu ve kamu bankalarının bu yeni kredi açılımı sonrasında nasıl görürsün potansiyel olarak? Tabii Açıl, söylediğin gibi yani piyasa değeri, defter değeri diye baktığımız zaman bankalar gerçekten oldukça düşük seviyelerde yıllar itibariyle tarihi datalara baktığımızda. Bunun dışında tabii bu aktif rasyosu bankaların fiyatlaması üzerinde etkili mi diye sorarsak etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü 18 Nisan'da hayatımıza giren aktif rasyosu tabii mevduat bankaları için birin tutturulması gerekiyor. Ve kesin olarak baktığımızda pay ve payda da ciddi anlamda amaç olarak bankaların daha fazla kredi vermesini hedefleyen, bunun yanında da tabii yabancı para mevduatları da mümkün olduğu kadar bankalarda düşük faiz vermeye yönlendiren bir sistem. Aslında baktığımızda aktif rasyosu büyük resmin bir parçası olarak düşünebiliriz. Biliyorsun daha ilk kur krizi öncesinde başlayan ve kurumların döviz cinsinde kredilerini düşürmesi süreciyle başlayan, daha sonra işte ihracatçıların dövizlerini Türkiye'ye getirmesi, daha sonra bunların bozdurulma isteği, orada bir revizyon gerçekleşti. Zaman içerisinde döviz cinsi sözleşmelerin yapılmaması, iki taraf içerisinde sözleşmelerde döviz kullanılmaması, daha sonrasında tabii 100 bin doların üstündeki alımlarda T+1 valörü getirilmesi, daha sonra altının da 100 gram üstü
T artı bir valörü getirilmesi. Daha sonra bu daha önceleri gördüğümüz ve uzun zamandır karşılaşmadığımız eskiden adı kambiyo gider vergisi olan binde birle başlayıp yakın zamanda %1'e çıkan döviz alımlarına getirilen vergiler ve beraberinde aslında son olarak da aktif rasyosunun kavramı bütün bu sürecin içerisine girmesi iki tane amaç hedefliyor. Bir, faizi düşük bir yerlerde tutmak. Tabii kamu borçlanmasına da bu arada destek olmak. İki, dövizi de aşağıda tutmak. Yani tabii bu Türkiye'de yıllardır, Açıl senle birlikte izleriz gelişmeleri. Türkiye'de tabii hem faizi hem dövizi aşağıda tutmak bugüne kadar çok mümkün olmadı. Çünkü çok açık, tasarruf açığı veren bir ülkeyiz. Büyümeye başladığımızda ki son büyüme rakamlarında da bunu gözlemledik. Son ay tabii yani son çeyrek 0.6'ya düştü ama bir önceki çeyreğe baktığımızda özel tüketimle büyüyoruz. Bu özel tüketim ithalata dayanıyor. Yani üretim de ithalata dayanıyor. E tabii cari açık veriyoruz. Bunun da fonlanması gerekiyor. Yani bizim içeride döviz tasarrufu yeterli değil ve döviz kaynağının Türkiye'ye girişine ihtiyacımız var. Bu çok net. Hani yıllardır izlediğimiz tablo. Bunu tabii bir sihirli değnek dokunuşuyla kimsenin bir anda işte cari açık yerine ihracata hızla yönelip aradaki farkın kapanması, artı vermeye başlamamız, içeride ithal ürünleri birden üretimi arttırmamız çok kolay değil. Yani Nisan ayı pandemi etkisinde geçen Nisan ayına baktığımızda açıl 13 milyar dolar ithalat, 9 milyar dolar ihracat görüyoruz. Yani bunu cari açığa taşıdığımızda 5 milyar dolar oldu. Yani normalde tabii turizm gelirleri, hizmet gelirleriyle cari açığa yansırken düşer. Ama cari açığa yansırken 1 milyar dolar daha arttığını gördük. Yani dolayısıyla dış ticaret açığı vermeye devam ettiğimiz süreç içerisinde döviz talebimiz devam edecek. Bununla birlikte son dönemde baktığımızda yabancı yatırımcıların hızla Türkiye'den çıktığını görüyoruz birlikte. Yani yılbaşından bugüne rakam verelim 10.3 milyar dolar. Bu hem devlet borçlanma senetlerinden Türk lirası olan hem de hisse senetlerinden gerçekleşiyor. Her hafta da gerçekleşiyor gibi. En son elimizde 15 Mayıs dataları var. Yine 780 milyon dolar ikisinden birden bir çıkış var. Dolayısıyla bu çıkışı da finanse etmemiz lazım. Bir de bunların üstüne tabii ki biz bu açığı kapatmak için yurt dışından borçlanmışız. Ve bu borçlanmaların bir yıl içindeki ödemesine baktığımızda uzun kısa yani bir yıla denk gelen ödemelere baktığımızda da hani 168 milyar dolar gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Bunun işte 70 milyar doları reel sektör, 50 milyar doları özel bankalar, 35 milyar doları kamu gibi. Yani baktığımız zaman böyle bir tablo var. Demek ki bizim döviz ihtiyacımız bir süre daha en azından devam edecek. Yani tekrar biraz başa saracak olursam açıl, bütün bu düzenlemeler döviz ve faizi aşağıda tutma hedefini güdüyor. Fakat tabii bu hedef ne yazık ki Türkiye'de şimdiye kadar olmadı. Ha bu arada inşallah olur. Yani tabii bunu yapabilir hale geliriz. Ama tabii bunu yapmak için tabii ki tedbirler de alınıyor. Önemli gelişmeler var. İşte gümrük vergileri var. 4800 ürün çok fazla. Buna yönelik işte içeride ihracatı destekleyelim. Bu son en son aktif rasyosundaki revizyonda da bunu görüyoruz. Yani ihracat kredisi verirsen, KOBİ kredisi verirsen, proje finansmanı kredisi verirsen ben bunu kesirim pay tarafında 1.1 ile çarparım diyor. Yani sen mümkün olduğu kadar bu kredileri ver ve bunları verebildiğin kadar da uzun vadeli ver diyor BDDK aslında yönlendirmesinde. Yani dolayısıyla tablo benim gördüğüm büyük tablo bu iki şeyi bir arada götürmeye yönelik. Tabii dövizi aşağıda tutma şansını, dövizi aşağıda tutmayı becerebilirsek eğer, tabii bu enflasyon geçişkenliğinden dolayı enflasyonu da relatifli, görece olarak aşağıda tutma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Şu anda 10.94 seviyesinde görünen geçmiş enflasyon ileriye doğru tabii umut vaat ediyor eğer kur aşağıda kalabilirse. Fakat kuru aşağıda tutmak da aslında bazı temel
reel değişiklikler olması gerektiğini ortaya koyuyor makroekonomi açısından baktığımızda. Bunun için çaba harcanıyor mu? Evet. Aktif rasyosu başka ne getirdi? Diğer faizi aşağıda tutmak için tabii kesirin pay tarafına baktığın zaman eğer kamu borçlanma araçlarına yatırım yaparsan diyor bankalara 0.75 ile çarpar bunu paya koyarım diyor. Bu da demektir ki yani sen kredi vermeyeceksen ondan daha az bir katsayıyla kamu borçlanma araçlarını almaya razı ol. Tabii bankalar bu 1 Mayıs'ta uygulamaya geçecek olan 18 Nisan'da hayatımıza giren aktif rasyosuyla ilk versiyonuyla hızla kamu borçlanma araçlarına yöneldiler. Ve senin de çok iyi bildiğin gibi faiz 8.35 seviyelerine kadar indi 2 yıllık benchmark bonoda. Şu anda 9.17 seviyelerinde. Dolayısıyla ikisini de aşağıda tutmaya yönelik, tabii Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, tabii ki dünya genel konjonktür hani birçok şey dikkate alınıyor ama hedef aktif rasyosunda da bugüne kadar gelen tüm düzenlemelerde de ikisini de aşağıya tutmaya yönelik, içeride üretimi özendirmeye yönelik, ihracatı özendirmeye yönelik ama tabii bunların altyapıları hızla dediğim gibi sihirli değnekli olmuyor. Yani bir süre boyunca bunu kalıcı, temel, böyle hani geçici olmayan politikalarla da desteklenmesi gerekiyor. Peki Cem, müsaadenle kısa bir araya gideceğim. Sonrasında dönüşte biraz daha detayları üzerine strateji temelli olarak sorularım var sana buna dair. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce kredi döngüsü, bankacılık sektörünün durumu ve bundan sonraki fiyatlamalar üzerine beklentilerinden bahsettik Cem. Şimdi sorum şu, bu sistemin içerisinde yani düşük faiz ve özellikle aktif rasyosu üzerinden düşük maliyetli kredi verme sistematiği içerisinde bir miktar dövize olan yönelimi de takip ediyoruz. Son birkaç haftadır biraz daha hız kazanarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Riski nerede görüyorsun diye sormak isterim sana. Risk olabilecek alan neresidir burada? Tabii açıl şöyle yine geçmişe bakarak bir değerlendirme yapalım. Yıllardır birlikte takip ettiğimiz yani neredeyse artık 30 seneye varıyor. Hep benzer döngüyle hareket ettiğini gördük sistemin. Riski nerede görüyoruz sorusunun cevabı. Tabii bu arada biraz evvelki o düzenlemeler içinde belki en önemlisini atladık. Tabii o swap yani yurt dışı bankalarla repo, depo hesabı hepsi öz kaynakların 0.5 ile sınırlandırıldı. Tabii bu yabancıların Türk lirasına erişimini engellediği için kurun hızla yukarı gitmesini veya yabancıların Türk lirasını shortlayıp doları longlama, dolar alma imkanını çok sınırladı. Şimdi riski nereden görüyorsun sorusuna tekrar dönelim. Yıllarca ne oldu? Faiz aşağıda seyrettiği hatta çok daha aşağıda seyrettiği dönemler oldu. Fakat öyle bir şey oluyor ki kur tabii bu tasarruf açığından dolayı büyüme gündeme geldiğinde şu anda pandemi etkisiyle tabii büyüme ikinci çeyrekte büyük bir ihtimalle oldukça kötü gelecek doğal olarak bütün dünyada olduğu gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk çeyrekte bile -5 geldi. Yani dolayısıyla düşük geleceği için çok hissedilmeyebilir bir süre daha. Ama sonrasında Türkiye büyümeye geçtiğinde görüyoruz işte özel tüketim. Tabii bu arada birinci çeyrekteki büyümeye baktığın zaman Türkiye'nin kamu tüketimi 12 yılın en yükseğinde olmuş ama hani bu dönemden kaynaklanıyor. Normalde doğal döngüsünde tabii ki özel tüketim. Ve tabii ki dış ticaret açığı, tasarruf açığından dolayı. Tabii ki bu cari açık, bu arada turizmin cari açığa geçişte çok büyük etkisi var. 2019 yılında 36 milyar dolar olan turizme bu sene belki negatif yönde etkileyeceğini göreceğiz. Yani 36'nın altında bir yerlerde olacak diye beklediğim için söylüyorum. Ne oluyor sonra? Tabii kur yükseliyor hızla. Yani bu bir önceki kur atağını hatırlayacak olursak 7.20'lere ilk gittiğinde kur, ve ne yaptı sistem? Hemen faizi yukarı çekti ki kuru dengelesin diye.
Yani bu hani artık dünyada uygulaması netleşmiş, kanıtlanmış, her yerde uygulanan hani kurun ilacı faiz. Faizi yukarı çekiyorsun, kur geri geliyor. Şimdi buradaki riski nereden görüyoruz'a geri dönecek olursak, tabii kur üzerinde bir risk var. Yabancılardan gelecek bir risk olmasa bile para tabanındaki artışı görüyoruz pandemiden dolayı. Bu belki içeride döviz talebini devam ettirebilir. Yani 15 Mayıs haftasına geri dönüp olacak, elimizdeki son data o diye oraya dönüyorum. Bakacak olursak döviz tevdiat hesaplarında 1.3 milyar dolar artış var. Toplam döviz tevdiat 220 milyar dolar. Yerleşik yani yurt içine baktığın zaman da 195-197 milyar dolar civarında. Bu o hiçbir zaman eskiden bu 2001 yılından beri görmediğimiz bir tablo ortaya koyuyor. Döviz tasarruflar, yurt içi tasarruflar, TL tasarrufların üstünde. Yani bu peki bir süre daha böyle devam ederse, krediye ulaşım içeride kolaylaşırsa, risk içerideki tasarruf sahiplerinin dövize yönelmesi olarak görülebilir. Yani dolayısıyla yurt dışından ben çok fazla bir riskle karşılaşmam. Zaten satıp çıkıyorlar. Ben onların TL'ye ulaşımını kıstığım için onlar da satıyorlar. 10.3 milyar dolar yılbaşından beri satış yapmışlar. Ellerinde kalmış 7 milyar dolarlık devlet iç borçlanma senedi, 21 milyar dolarlık hisse senedi. Tabii Eurobond biraz daha fazla ama yani baktığımız zaman bunları da satıp çıksalar hani 21 artı 4.5 diye düşünebilirsin. Tabii yüksek yani bu arada böyle anlattığım gibi kolay bir şey değil tabii ama bunu finanse etmek gittikçe çünkü marjinal finansman gücün de azalıyor. Nereden finanse edeceksin çıkarlarsa hani bu zorlaşıyor. Ya burada sanki çıkış devam edecek gibi yabancı tarafında biz bu 0.5 öz kaynak oranıyla TL'ye ulaşımı kıstığımız sürece bu sanki biraz devam edecek gibi. Burada çıkış marjinal olarak azalsa da çünkü yıllardır biliyoruz ki %61'in altına inmiyor yabancıların hisse senedi takas oranı. Ama bugün geldiğimiz yer 52.75. Yani kemikleşmiş pozisyonlarını da satıyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla yabancılar ulaşabildiği kadar TL'ye satarak ulaşıp dövizini alıp çıkmaya bakıyor. Şu andaki akım bu yönde. Çünkü iyi bir hikaye koymamız lazım açın ortaya. Yıllardır biliyoruz. Gelecek hikayesi koymamız lazım. Dolayısıyla bunu koyduğumuzda onların tekrar geleceğini gözlemleyeceğiz. Yani bu hep böyle oldu çünkü biz hikayemizi güzelleştirdiğimiz zaman, öngörülebilir hale getirdiğimiz zaman geldiler. Ama şu anda çıkıyorlar yabancılar. İçeride de döviz talebi devam ediyor. Yani döviz üzerindeki basıncı risk olarak görmeye devam ediyorum özetle. Peki şimdi sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Ben hızlıca sana özellikle son dönemde TL getirinin çok ciddi anlamda düşmüş olmasını ve yatırımcının bu noktadaki reaksiyonunun ne olacağını da sormak isterim. TL mevduat rasyo sonrasında ciddi anlamda geriledi. Dolayısıyla enflasyon TL getiri arasındaki makas açılınca iki yöne ilgi oldu. Bir hisse senedi piyasası, ikincisi de fonlar. Dolayısıyla fonlara olan ilgi alakayı nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun bu dönemde? Tabii şimdi öncelikle birinci kısma değinelim. Çok ciddi hesap açılmaya başlandı. Yani tabii diğer taraftan baktığın zaman bu 10.3 milyar dolarlık yılbaşından beri çıkış ve hisse senedi piyasasında yabancı oranının %52.75'e gelmesi yerli yatırımcı tarafından karşılandı. Bu yerli yatırımcının da ağırlıklı küçük yatırımcı olduğunu gözlemliyoruz. Hesap açılış sayısına baktığımız zaman inanılmaz arttı. Yıllardır görmediğimiz şekilde. Yani bu faizdeki düşüş hisse senedi piyasasında küçük yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı harekete geçirdi. Hiç olmazsa başka bir yerden gelir elde edeyim diye. Tabii pandemi hızlı düşüşe neden olduğu için biraz yaraladı aslında hisse senedi yatırımı yapan perakende müşterileri. Ama hali hazırda neye devam ediyorlar dersen evet perakende müşteriler, bireysel müşteriler, bireysel yatırımcılar hisse senedi yatırımına bir miktar devam ediyorlar. Tabii beraberinde bu faizdeki düşüş tabii dövizi de bir miktar hareketlendiriyor. Daha doğrusu dövize yönelişi de önemli ölçüde etkiliyor. Tabii fonlara yöneliş tarafında önemli olan bir fon yapısı, structure'ı tabii Eurobond'ları içinde bulunduran fonlara yönelme arttı. Çünkü aktif rasyosundan dolayı bankalar döviz tevdiat hesaplarına verdikleri faizi iyice aşağıya çekince tabii bu durumda fonlarda Eurobond var. %10 stopajla döviz cinsi fiyat açıklıyorlar. Dolayısıyla perakende yatırımcıları fonlara
yönlendirdi. Ağırlıklı olarak bu tip fonlara yönlendirmiş durumda. Bunun dışında tabii hisse senedi bulunduran fonlarda da bir miktar artış görüyoruz. Söylediğim gibi hisse senedine yönelme ve hisse senedi fonlarına yönelme de hani birlikte hareket ediyor diyebiliriz. Şimdi burada yukarı yönlü potansiyel üzerinden bakarsak endeks de 107 bin puanın üzerine kadar geldi. Dolayısıyla hisse senedi fonlarında pozisyon almak için zamanlamayı nasıl görüyorsun? Yani şu anda tabii biraz evvel de söylediğim gibi hisse senedi piyasasında yabancı satışlarını absorbe eden daha çok küçük yatırımcılar veya yerli bireyseller diyelim. Dolayısıyla bu talep daha ne kadar devam edecek onu gözlemlemek lazım. Şunu söylemek istiyorum. Faiz ne kadar aşağıda kalacak? Bu faiz aşağıda kaldığı süreç içerisinde görünüyor ki hisse senedi talebi devam edecek. Bunların en tepesinde de global pandemideki gelişmeler önemli. Tabii ki altında Amerika Birleşik Devletleri, Çin arasındaki gelişmeler gibi falan en tepede makro. Yani bu pandemi hani bugün artık birçok şey açılıyor. Hayırlı olsun tabii. İnşallah hani bu pandemi ülkemizde de dünyada da daha fazla yaygınlaşmaz. Ama bir risk olarak duruyor mu dersen okuduklarımdan, dinlediklerimden uzmanı değilim ama hani bu da bir risk olarak hala karşımızda duruyor. Dolayısıyla bunun global etkisi yine Amerikan endeksleri üzerinde Amerika ile Çin arasındaki ve Amerika'daki şu andaki gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki endeksler üzerindeki etkisi, Avrupa üzerindeki etkisi bizi şu anda çok etkileyen bir şey. Yani bizim endeks artık tekrar global piyasalardaki endekslerin hareketlerine çok ciddi bir korelasyon gösteriyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli makro ve global tarafta. Aşağı tarafta indiğimiz zaman da bu küçük yatırımcı daha ne kadar hesap açıp almaya devam edecek. Yabancı da ne kadar çıkmaya devam edecek, bunu ne kadar absorbe edecek. Aslında tablo matematiksel olarak böyle görünüyor. Ben bir miktar daha ya bu son rally'den sonra 107 bine gelişten sonra bir miktar daha gevşeme olabileceğini düşünen taraftayım. Onu da açıklamış olayım. Cem, çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için biraz sonra gideceğiz. Dubai'ye Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy, özellikle Asya tarafına baktığımızda Hong Kong tarafında Çin'den gelen PMI verisi sonrasında o tarafta yukarı yönlü hareketler biraz daha belirgin hale gelmiş gibi görünüyor. Dahası için ne var elimizde? Bir, ikincisi OPEC toplantısı özellikle önümüzdeki döneme dair bir ya da üç aylık bir yine kesinti uzatımı üzerinde tartışılıyor. Her ne kadar Rusya Temmuz ayı itibariyle bu kesintilerden geri adım beklentisi içerisinde olsa da. Açıl merhaba. Evet, bugün Asya tarafına iyimser bir hava vardı. Öyle de devam etti. Bazı piyasalarda kapattı. Özellikle Hong Kong'un ve Çin'in ayrıştığını söylemem lazım. Temel sebebi Trump'ın açıklamalarının çok sert olmaması, yaptırımların çok sert olmaması ve mevcut anlaşmanın, faz 1 anlaşmasının devam ediyor olması. Tabii bunun devamı için ne olması lazım sordum Açıl. Tabii gelen verilerin, ekonomilerin açılmalarının piyasalara iyimser yansımaların devam etmesi lazım. Örneğin bugün PMI verileri geldi Çin'de. İmalat PMI 50.6 idi geçen aydan. Mesela daha düşük geldi. Kayışın PMI'yi daha beklenenden iyi geldi. Diğer hizmet PMI'yi beklenenden iyi geldi. Bunların iyi gelmesi lazım. Ve tabii ki seçimlere giderken Trump'ın Çin'le ilgili tonunun değişmemesi lazım. Öyle söyleyeyim. Piyasaları çok rahatsız etmemesi lazım. Ama sürekli bu konu bence gündeme gelecektir. Ama bugün için piyasalar şu anda rahat açıl. Bunu söylemek lazım. Bir de tabii şu anda Amerika'yı da takip etmek lazım. Amerika'daki olaylar büyürse Amerikan piyasalarını etkileyecektir. Asya'da bunun yansımaları olacaktır. Petrol tarafında ise iyimser hava devam ediyor. OPEC toplantısı 9-10 Haziran'da video konferans şeklinde olacaktı. İki gelişme olabilir. Bir tanesi 4 Haziran'a alınma ihtimali var deniyor. Çünkü üreticilere vakit sağlansın. Niye? Belki bu kesintiler 1 ya da 3 ay uzayabilir. Bugün bu haber vardı Açıl. Şu andaki kesintiler 9.7 milyon varil. Temmuz ayından itibaren 7.7'ye düşecekti. Ama Rusya biraz daha bu tarafa yakın. Yani artık OPEC toplantısına uyulduğu gibi sırada yavaş yavaş bu kesintiler azaltılsın yönünde. Diğer ülkeler ise özellikle Suudi Arabistan'da
ekstra kesinti yapmıştı. Edip etmeyeceğini göreceğiz. Bence kişisel kanaatim kesintiler devam etmeyecek. Yani OPEC toplantısında kararlaştırdığı gibi devam edecek ama bugün için piyasalarda böyle bir iyimser bir hava vardı. Açın. Ersoy, teşekkür ediyoruz. Senin aktardığın notlarla birlikte biz de Yatırım Kulübü'nün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Fokus'u izleyebilirsiniz.